146 kilometrekarelik bir alana sahipken şu anda yaklaşık %70'i %80'lik su kaybıyla %20'lik mevcut olan suya sahip olan bir göl. Mevsimsel kuraklıklar istinaden tarımsal alanlarda suyun kullanılması, Eber Gölü'nün suyunun kullanılması Eber Gölü'nün geleceğini karartmakta. Ne kar yağdı ne yağmur yağdı. Önümüzdeki sezonda da bu şekilde devam ederse Eber Gölü tamamen kuruyacak gibi görünüyor. Bu benim şahsi kanaatim. Eber Gölü'nün içerisinde 146-147 tane kuş türü var. Kimisi suda, kimisi karada, kimisi hem suda hem karada yaşayan kuş türleri. Eskiden bu sayıyı görebilirken suyun azlığı, suyun kuraklığı nedeniyle de şu anda 30-35 tür kuş görmekteyiz. Hani bu dönemde dışarıdan göç hayvanlarının gelmesi gerekirken göç hayvanları da gelmedi. Suyun azlığına bağlamaktayız biz bunu. Bu görmüş olduğunuz Devlet Su İşleri'nin açmış olduğu kanal. Vatandaşlar bu kanalı kullanmakta. Hani ileriden bakıldığında Eber Gölü'nde su var gibi biraz önce görmüştünüz. Eber Gölü'nde su var gibi ama çoğu yerde bir karış, iki karış su var. En derin yerinde 1,5 metre, en sığ yerinde de 0,5 ile 10 santim arası.